Nobel ödülü alan ve şebeke hücreleri üzerine yapılan çalışmalara verildi. Üç bilim insanına verildi. Ben de buradan hareketle biraz merak salıp bunlar neler yapmış diye o zamandan beri anlamaya çalışıyorum bu çalışmaları. Tabii uzun zaman süresince yapılan çalışmalar olduğu için birçok literatürü taramak gerekiyor. Kendi içerisinde bir gelişim aşaması var bunun. Ve alan ve şebeke dediğimizde tahmin edeceğiniz gibi iki ayrı tip hücreden bahsediyoruz. Ama bunların birlikte ele alınmasını gerektiren bir ortaklığa da sahip olduklarını görebiliriz zaten. Şimdi nelerden bahsedeceğiz bu sunum boyunca? Biraz ona bakalım. Şimdi bu konunun seçimiyle ilgili bir girizgahımız olacak. Önce alan hücreleri, ardından şebeke hücreleri olmak üzere bir tanımlama, zihnimizde bir bunların canlanmasını sağlayacağımız bir tanım kümesi oluşturacağız. Ardından bunlarla ilgili yapılmış çalışmalar ve hangi lokal olarak hangi bölgelerle ilişkili olabileceğine dair bir anatomik arka plan oluşturup bir takım harabiyetlerin ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığını açıklayacağız. Son olarak da bu çalışmaları gerçekleştiren insanların tam bahsetmeden olmaz diye düşündüğümüzden biraz da bu fizyoloji ve yaratık ödülünü alan kişilerden bahsedip ardından tartışma bölümüne geçeceğiz. Zamanını ekonomik kullanmaya çalışacağım. Bu arada aralarda anlamadığınız şeyler olursa lütfen, çünkü bazen gereksizce teknikleşebilir konu. Bunları açıklamakta hiç problem yok. Rahatlıkla bölebilirsiniz konuşmamı. Sonunda da zaten sizin de notlarınız ve aklınıza takılanlar doğrusunda tartışma bölümüne geçeceğiz. Şimdi bu konuya ödül verilmesinin temel nedeni ve bu uzun süredir bu konunun belli bilim gruplarınca tartışılıyor ve araştırılıyor olması, özellikle biyolojinin çeşitli alanları, moleküler biyoloji dahil olmak üzere bu araştırmaların yapılmasının belirli temel nedenleri var. Şimdi buna bir felsefi yaklaşım üretebilirsiniz. Buna bir insan belleğinin gelişimi açısından yaklaşabilirsiniz. Gelişiminde payı olan bulunduğu mekanın algılanmasıyla ilgili bir araştırma dizisi olarak bakabilirsiniz. Ya da bir takım geriatri ile ilgili, yaşlanma tıbbı ile alakalı sorunların çözülmesine yönelik olarak bir araştırma dizisi olarak da bakabilirsiniz. Ama şöyle genel bir şeyden de bahsetmekte fayda var. Yani tırnak içerisinde daha ilkel canlılardan, türlerden insana kadar gelişimde bu yelpaze içerisinde bulunduğu fiziksel ortamın özelliklerine uyum sağlamak ve bunları tanımak ve algılamak düzeyinde bir mekan algısından genel olarak bahsetmek zorundayız. Çünkü fiziksel uzayın bir iz düşümü olarak canlıda da bir görsel mekansal reprezentasyon ya da temsiliyet oluşmak zorunda kalmıştır. Ve bunun da bir biyolojik arka planı vardır. Tabii burada atlamamak gerekir ki, yani hani bu özellikle Alzheimer çalışmalarına büyük katkısı olan bir şeyden bahsediyoruz, yaklaşımdan bahsediyoruz. Alzheimer'de tabii ekonominin ekonomik bütçenin belini büken bir durumda olduğu belli zaten. Yani bu anlamda yapılabilecek her türlü araştırmanın ekonomi açısından faydalı olacağı ortada. Şimdi alan hücreleriyle başlayalım. Şimdi ben burada bir anatomik kesit koyarken insan üzerinde koydum. Ama burada yapılan çalışmaların tamamı sıçanlar üzerinde yapılmış çalışmalar. Yani bu üç bilim insanı da sıçanlar üzerinde denemeler yapıyor. İnsana dair bir çalışma değil. Biz
burada yapılan çalışmaların tamamını bunun üzerinden düşünüp insanda yapılabilecek benzer çalışmalar ya da insanın insanda bu sürecin nasıl işlediğini anlamamız yönünden bir arka plan oluşturabileceğini düşünüyoruz. Şimdi bu alan hücresi dediğimiz hücre tipi hipokampüs dediğimiz alanda yer alıyor. İşte neresidir hipokampüs? Özellikle mesela sol temporal lobumuzun arkasında kalan, yani içe doğru arkasında kalan alanda hipokampüs yer alır. Bu hipokampüs bellek süreçleriyle çok içli dışlı olan, aynı zamanda limbik sistemdeki tüm emosyonel süreçler, bellekleme süreçlerine de katkı sunan bir alan. Neden burada oluşuyor? Aslında çalışmalarda şunu gösteriyor. Yani farklı alanlarda farklı hücre tiplerine göre farklı işlevler ortaya koyabiliriz. Ama hipokampüsün çalışmalar gösteriyor ki hipokampüsün belirli hücre tiplerindeki belirli işleyişler canlının bulunduğu mekana ilişkin algı genişliği, yani bulunan alanın genişliği, bunların aktivasyon süreciyle de ilişkili aynı zamanda. Fakat şöyle bir şeyden de bahsetmek lazım. Biliyorsunuz görsel uyarının korteksteki düştüğü alan olan visüel korteks uzun süredir çalışılıyor. Primatlarda çalışıyor, insanda, farklı canlılarda çalışıyor. Korteks üzerinde memelilerde, farklı türlerde çalışılıyor. Çok güzel sınıflandırılmış. Hangi bölgelerin, hangi tip hücrelerinin hangi tip uyaran altında nasıl ateşlendiğini biliyoruz ve bunların arasındaki ilişkileri de biliyoruz en azından. Burada yani fonksiyonel bir özelleşmeden en azından bahsedebiliriz. Fakat alan hücresi için hangi bölgede olduğu dışında bölgesel niteliğe dönük kesinleşmiş bir sonuçtan bahsedemiyoruz. Grid hücrelerine geldiğimizde, yani şebeke hücrelerine geldiğimizde biraz daha farklı bir şeyden bahsedeceğiz bununla birlikte. Şu çok önemli bir nokta. Bir uyaran tipi ya da uyaranlar diyelim, etrafımızda, bulunduğumuz uzayda, mekanda uyaran tipi ya da tipleri, bunlar algılandıktan sonra ya da şöyle diyelim, duyum düzeyinde merkezi sinir sisteminde icra edilmeye başlandıktan sonra, işlemlenmeye başladıktan sonra hangi tip duyu sistemiyle ilişkiliyse uyaran, buna dönük olan korteks alanında özelleşmiş bir aktivasyon gerçekleşir. Dört tip duyudan bahsediyorum şu an. Kokudan bahsetmiyorum. Buradaki unimodal olarak tabir ettiğimiz korteks alanları, heteromodal dediğimiz, bunların ortak bütünleşik olarak işlendiği daha frontal özellikli, prefrontal alana kadar yayılan bölgede bütünleşik bir algı mimarisi de oluşturur. Bütün duyuları, görsel dışında bütün duyuları kapattığımızda yine heteromodele taşınır, duyunun niteliksel özellikleri. Fakat şunu unutmamak lazım. Bütün işlemleme süresince geçmiş bellek arka planı ve gelecekte oluşturulacak amaca yönelik zamansal bir düzlemde hareket eder, heteromodal işlemleme. Yani amaca yöneliklik vardır. Zaten heteromodal olmasının nedeni de bir nevi budur. Uyaran tiplerinin doğru sınıflandırılması, gereksiz olanların ayrılması, amaca yönelik olanın bir hedef kapsamında belki de fiziksel bir eyleme yönelik olarak bütünleştirilmesini içeriyor. Fakat şunu da atlamak lazım. Bu diyelim ki hipokampüsünde, bir sıçanın hipokampüsünde bulunduğu konuma bağlı olarak bir aktivasyon gerçekleştirir. Hipokampüs, hipokampüsün içerisinde bulunduğu hipokampal formasyon dediğimiz alan ya da işlemler bütünü limbik sisteme, ileride anlatacağım ama burada
söyleyeyim ki ileride de tekrar olsun. Formix dediğimiz özel bir ağla bağlıdır. Ve tek girdik buradaki bilginin çıkış kapısı burasıdır. Burada oluşan bilgi aktivasyon limbik sistemin diğer alanlarıyla da bağlantılı olmak zorundadır. Bu şöyle bir şey uyandırsın zihnimizde. Bir sıçan bir ortamda mesela duvarın kenarında dolaşıyor diye bıraktık ve dolaşıyor. Bulunduğu mekanda herhangi bir tehdit unsuru yok diye. Yaptığı şey şu değil mi? Öncelikle yeri ve duvarda dokunduğu yerleri, yani burnunun ve bıyıklarının dokunduğu yerleri yerlerle ilgili tanımlama yapar. Yani sıradan böyle bir adam ve şebeke hücrelerine ilgili hiçbir bilgimiz olmadığını düşünelim. Gözlemlediğinizde böyle bir şeyle karşılaşırız. Hem koklayarak buna dair bilgi topluyor, hem de bıyıkları bir nevi uzantılı, uzamış sinir hücreleri gibi düşünelim de. Onlardan aldığı sinyaller de bulunduğu alanın sınırlarıyla ilgili bir bilgi topluyor. Burada çok önemli noktalardan birisi şu. Bir sıçanın anatomik alanda da göreceğiz, olfaktör bulbusu dediğimiz koku duyumuyla alakalı alanı çok büyüktür. Bu memelilerde özellikle buna rastlıyoruz. Ve bu limbik sistemine koku duyusunun aktarılmasının ne kadar güçlü olduğunu da gösteren ya da koku tanımının hatta görsel tanımdan bile güçlü olduğunu söyleyebilmemiz sağlıyor. Limbik sistemin burada hipokampüste oluşmuş alan hücresi aktivasyonuyla ne kadar bağlantılı ve burada fornix'in ne kadar da önemli olduğunu görmemiz açısından önemlidir. Şimdi bunun genel olarak hayvan deneylerinde gösterildiğini biliyoruz. Demin bahsettiğim gibi hiç tanımadığı yeni bir ortama giriyor. Normalde buna dair herhangi bir patern, hücre paterni, aktive olmuş hücre grubu yokken bu alanla yeni tanışan bu canlı da belli hücre gruplarında belli bir ateşleme paterni oluşuyor. Zaten buraya konulmuş problar vasıtasıyla, prob dediğimizde işte belli bir maze içerisinde, belli bir labirente konulmuş bir fare düşünün. Ya da labirente değil, bir genişçe bir içinde su olmayan bir kovanın içerisinde koyduğunuzu düşünün. Şimdi üzerinde bir prob var. Bu prob hipokampüste bulunan bölgeden elektrofizyolojik aktivite ölçümü alıyor. Ve bu ölçüm bir sonuçta burada bir elektriksel aktivite var. Bu elektriksel aktivite bilgisayar ortamına aktarıldığında ve belli sayıda sıçan için bu uygulandığında aynı ortam için diyelim. Bunlar için istatistiksel ortalamalar alınıyor. İstatistiksel ortalamalar hipokampüs haritası üzerinde o ortama dair belirli bölgeler için belirli hücre gruplarında aktivasyon oluştuğu yorumunu yapmanızı sağlıyor. Aslında yapılan da bu genel olarak. Şimdi çok genel olarak çok taze bir çalışma var burada. Ama bu alan hücrelerinin dışında bunu anlamamız açısından biliyor. Şu gördüğünüz bir sıçan hipokampüsü. Entorhinal korteks, subiculum, dental gyrus, corneoamorous 3. bölge ve 1. bölge. Bizim buradaki aktörlerimiz bunlar. Nasıl? Entorhinal korteksin 2. ve 3. tabakasından gelen bilgi dental gyrus, corneoamorous 3-1, subiculum ve entorhinal korteksin daha derin tabakasından sonlanıyor. Burada bir devre tamamlanıyor. Bunun içerisinde fornix bağlantısı var. Bu bir sıçan hipokampüsü. İnsan hipokampüsüne oldukça benzerlik içeriyor. Bazı özelleşmiş hücre grupları dışında. İkinci bir noktayı söyleyeyim bundan bahsederken. Korteks yapı mimarisinde şunu söyleyebiliriz. Piramidal ve granüler hücrelerden oluşur. Değil mi? Granüler hücreler daha çok şöyle söyleyeyim. Korteksteki bu yapılanma birden altıya kadar bir hücre
sıralanması şeklindedir. Diki nedir? 1, 3, 5 granüler olmak üzere 2, 4, 6 da piramidel olmak üzere sıralanmıştır. İkisi de belli yönelimsel, kognitif, bilişsel süreçler için bilişsel süreçler için incelenen alanlarda. Granüler hücre dediğimizde mesela özellikle dentat virüste ya da cerebellumda olan bir yapıdan bahsediyoruz, hücre grubundan bahsediyoruz. Piramidal dediğimizde mesela yine bu yapılarda var ama bu anatomik altyapılarda var ama mesela kortekste çok önemli özelleşmiş motor aktiviteler için de piramidal hücrelerden bahsedebiliriz. Bellek süreci için çok önemli bir yeri var bu depolama açısından. Mesela buradaki bir çalışmada bir sıçan korteksi, sıçan korteksindeki bir makro bağlantı haritası çıkarılmış. 1923 adet sıçan üzerinde yapılan bir kortikal sıçan ve şey de görüyoruz. Burada özelleşmiş renklerle tasvir edilmiş korteksteki bellekleme sürecinin ne kadar karmaşık bir altyapısı olduğunu görebiliriz. Belli bir task içerisinde tabii ki. Şimdi daha görselleştirelim. Belli bir alana girdi. Alanda uyarıcı tipleri var. Bu uyarıcı tiplerinde uyarıcı tiplerine göre kendisinin o alan sınırları içerisinde nerede olduğunu anlama yönelik bir süreçten bahsediyoruz. Konumdan konuma giderken ateşleme örüntüsü oluşturuyor. Aynı zamanda çekici dinamikler dediğimiz mesela ortamın genel topografyası dışında ondan farklı duran nesnelere dönük olarak bir takım belirgin hücre ateşleme şeyleri oluşturur, zinciri oluşturuyor. Ve bu kalıcıdır. Mesela siz bir ortamda yeni bir nesneyle tanışmasını sağlıyorsunuz. O ortamdan kaldırıyorsunuz sıçanı. Ardından o nesnenin yerini değiştiriyorsunuz ve o belirgin nesnenin yerini değiştirdikten sonra sıçanı yeniden ortama atıyorsunuz. Şimdi burada iki şey geçerli. Eğer oradaki nesneye göre bütün ortamın mimarisini gerçekleştirdiyse bu nesnenin ortadan kalkması konuma dair yeni bir mimari süreci gerektirir. Ya da şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Konumun kendine özgü özellikleri korunmasına rağmen bu nesne ortadan kalksa dahi ufak bir diferansiyasyonla farkla yeni bir düzeltme yapacak ve ortamın zaten tanıdık bir ortam olduğu sürecinden devam edecektir. Çünkü her ne kadar biz sadece görsel uyaran ya da onun sınırları içerisinde bir şeyden bahsediyorsak da bunun içerisine farklı uyaranlar da giriyor. Bir sıçandan bahsediyorsak yani illaki ya bu adam olfaktör bulmuşuna zarar verecek ya da vestibüler sistemini bozacağız ki sadece görsel uyaranın değişmesiyle değişen bir patern elde edelim. Şimdi buradan bahsettim aslında ama şimdi buradaki hücre aktivitelerine baktığımızda mesela bir duvarla karşılaştığımızda sıçanın duvarın yüksekliği, genişliği gibi görsel öğelerin onun için ipucu olduğu, aynı zamanda duvar yüzeyinin kendi içerisindeki değişimleri de yüzeysel eğriliğinin de etkili olduğunu sıçanlarda görebiliyoruz. Demin bahsettiğim gibi ortamdan herhangi bir nesnenin kaldırılması doğrultusunda bir misplace'den bahsedebiliriz. Bundan sonra bir de şebeke hücrelerinden bahsedeceğiz. Şebeke hücreleri de alan hücrelerine bir nevi altyapı oluşturan bir hücre tipi diyebiliriz. Alan hücreleri hipokampüste belli konum uzayında ateşlenen belli hücre grupları. Fakat grid hücresi, şebeke hücresi dediğimizde artık sadece hipokampüsten bahsetmiyoruz. Yani temporal loba ait farklı alanlarda şöyle bir mimari var. Bir ortamda ilerliyor sıçan. Bu ortamın sınırları
içerisinde gezdikten sonra ya da gezerken, tanımlama yaparken bu ortamın Öklit uzayına benzer bir ateşleme paterni oluşturuyor. Ya bu çok acayip bir şeydir şundan dolayı. Resmen bir yani grid mecazi bir şey değil. Tam olarak neyi kastettiğini açıklayan bir kelime. Alanın büyüklüğüyle birlikte, değişmekle birlikte alanın topografyası ne kadar değişse de üçgensi bir Öklit uzayına benzer bir hücre ateşleme grupları oluşuyor. Hücre ateşleme gruplarının şiddeti, ateşlenme şiddeti o konumla ilgili elde edilmiş bilginin ne kadar yüksek olduğunu da gösteren bir patern. Aslında tam olarak böyle. Bu bir bilgisayar simülasyonu ama simülasyon derken elde edilmiş ateşleme hücrelerden elde edilmiş ateşleme paternlerine göre oluşturulmuş bir şey. Ortamdaki burası bir yüzey diyelim. Bu yüzeyden farkı alınarak ve güçlendirilerek izole edilmiş hücre grupları var. Bunlar birbirlerine üçgen si şekillerle bağlı. Yani tam olarak mekan işte. Yani o çok ilginç bir şey. Yani ondan dolayı mekanın bir şeyi ne aslında bir haritasını çıkarıyor. Resmen bir harita ama hücrelerle temsil edilen harita. Yani hücre grubu değil de sanki o şekiller işaretleniyor, o şekilde onu işaretleniyor. Hayır yok, yok o şekilde değil. Tamam, tam olarak haritası. Ve bu tek bir hücre. Efendim? Bu tek bir şebeke hücresi değil mi? Tabii tabii, aynen. Tek bir şebeke hücresi. Yani bir grup, bir kesit diyelim daha doğrusu. Bunun navigasyona büyük bir katkı sağladığını söylüyoruz. O üçgenleri ben anlamadım. Nasıl yani? O üçgen olduğunu nasıl anlıyoruz? Yani şunlar şu şekilde. Oralarda. Yani şöyle bir şey çizdiğinizde aradan doğrusa. Yani neden paralel kenar değil üçgen değil diyoruz? Niye paralel? Yani üç en yakın hücre grubunun arasında çizilmiş doğrular bütünü. Olarak. En küçüğü 3 olduğu için. En küçüğü öyle tarif edelim. Yani şunu ilave edebilir miyiz acaba? Şimdi bir mekanın içerisinde hayvan dolaşıyor. Dolaşırken kendi kafasındaki o mekanı üçgenler halinde parsellemiş. Her bir üçgenin köşesine gittiği zaman oradaki ateşlenenler evet, tabii. Yani mekan tamamen üçgenlerle parsellenmiş bir vaziyette. Parsellenmiş. Ya yani bu noktalar için bellekleme süreci var aslında. Evet. Yani buraya özel. Yani yeniden girdiğinde ortama bu hücre diyelim ki nasıl diyeyim? Bu mimaride bu lokasyona denk geldiğinde oluşan hücre aktivasyonu yine aynı paternde olacak. Onu demek. Ve bundan o uzaklıkta gerçekleşen uyarana dair patern bu olacak. O zaman ne olacak? Mekana gittiğinde aslında tanıdığı bir şeyle karşılaşmış olacak. Bilmiyorum anlatabilirim. Kafada canlandı. Biraz zor bir şey aslında. Efendim? Evet, haritada burada izliyor. Yani tam olarak konum atmakla alakalı bir şey yani. Ama burada değil mi? Şurada bir grid, tek bir grid, nokta değil mi? Yani gridden bahsediyor. Evet. Çünkü birbirine görelik de var. Yani buradayım derken burada şey diyoruz. Yani şu noktaların herhangi birindeyken hayvan bunların hepsini yani bunların hepsinden sorumlu olan grid hücresi aktif oluyor zaten. Aynen. Ama place için aynen. Bunların sadece place bir için var. Sadece bir. Yani tamam. Aslında deminki şekil çok açıklayıcı şey bu anlamda. Buyurun. Pardon yani. Evet. Orada kırmızı aktivasyonlarda yani şu kırmızılar aktivasyonu göstermiyor mu büyük alanda? 4-5 yerde şu an aktivasyon var gibi bir şey anladım ben şimdi. Orada tek bir yerde. Şimdi ne kadar fark aldığımızı burada tamamen matematiksel işlem uygulamayla ilgili bir şey var. Yani alınan farkın ortamın gerilinden alınan farkın gücü bir bakarsınız sarı ve yeşilleri tamamen ortadan kaldırabilir. Bir sonraki çalışmada bunu görüyorsunuz zaten. Bakın burada başka türlü bir çalışma var. Şimdi... Burada pardon, nerede? Yanlış anlamadım. Şimdi o şekil, bu grid, bir anda alınmış şey değil.
Tabii. Geziniyor. Gezindikçe alanın her noktasındaki alanları toplamış. Bilgi toplandıktan sonra bir simülasyon yapılıyor bu şekilde. Yani şey değil. Bir anda oluşan bir şey ya da doğuştan değil, girdiğinde de olan bir şey. Çalışma var yani bunun arkasında. Harita yapıyor. Harita yapıyor. Burası mekanı transnişmiş oldu. Burası kolonu değil mi? Yani bu start, bu tam içine girdiği alanı temsil ediyor. Beyin yani, şey temsil değil bu. Tanıdık bir yere girdikten sonraki beyindeki temsili. Ama beyindeki temsil derken bizzat hücrelerin temsili de aynı zamanda. Şey değil yani burada matematiksel bir benzeşim yapmıyor. Benzetme olayı yapmıyor. Bu şey bu noktalar hücreler aslında. Hücrenin ateşlenme şeyi. Bakın. Şurada göreceksiniz aslında. Flaysel'le aradaki farkı göreceksiniz zaten. Flaysel'de şimdi belli bir hücre katmanı alıyoruz. Flaysel'deki dağınıklık başka. Bu grid hücrelerindeki düzen başka. Bunlar aynı hücre tiplerinden toplanmış bilgiler diyelim. Birisi granülerden, birisi piramidal hücre tiplerinden. Fakat deminki tamamen matematiksel bir benzetmeydi. Ona gelelim. Daha düzenli gözüküyor değil mi? Bu total mesela belli sayıda sıçağından elde edilmiş bir artık ne diyelim bu işin ortalanmış, istatistiksel olarak elde edilmiş bir datası. Sol ekseni ne? Yukarı ekseni mi? Yani bizim anladığımız sol ekseni mesela şöyle bir mekanı sol 60. Mesela parça şu mekanı dolaşıyorsa sol 60 isminden yani sağa kadar iki ekseni burası. O yüzeyde bu mekanın tamamı. Değil mi? Şimdi şöyle izole bir sistem oluşturalım önce. Mesela hiçbir şeyin ortasından ben yani karanlık ve belirli olmayan bir konum alanından diyelim. Konum alanını belirleyebileceğim sınırları içerisinde olan bir yere girdim. Tamam. Dağıldım bir kapıdan. O kadar gerekli. Tamam. Şimdi belli düzeyde aydınlatılmış falan filan. Şimdi burada ben bu ortamda gezerken diyelim bir sıçan olarak bu köşelere bakacağım. Değil mi? Bunun sınırları başka bir kapı var mı diye bakacağım. Tanıdık nesne var mı diye bakacağım. Önceden bilgilerimle örtüştürmeye çalışacağım. Önceden bir bilgi varsa ya. Bu buranın soluna, sağına, yüksekliğine bağlı olarak ve hacmine belki bağlı olarak belli mesela hipokampüsündeki belli hücre gruplarında belli ateşlenmeler gerçekleşecek. Değil mi? Yani ben bu mekanı tanımaya çalışıyorum. Bir, tanımıyorsam da mekanı ileride tanıdık hale getirmeye çalışıyorum kendim için. Bir arka plan oluşturuyorum. Arka plan oluştururken ya belli hücre grupları belli konumlar için böyle düzensiz olarak ateşleniyor. Bir place cell dediğimiz bir şey var. Hipokampüste. O bölgenin mesela keskin anları için. Gidiyorum köşeye, durdum köşede. O köşe benim için artık spesifik bir şeydir. Bu kadar düzenli gidişin ardından bir kesim var. Greenwich rasa tanesi oldu. Efendim? Greenwich rasa tanesi. Şimdi ben şöyle de ifade edebiliriz belki değil mi? Ben doğru mu anlıyorum acaba hocam? Biz dünyayı ilk önce meridyen paralel daireleri şeklinde bölüyoruz. Ama meridyen paralel daireleri diye bir şey yok. Evet. Ama öyle düşündüğümüz zaman dünyada hareketliliğimiz kolaylaşıyor. Evet. Ekvator dairesi diyoruz. Hayvanda işin içerisinde, odanın içerisinde bulunduğu zaman ilk önce kafasında meridyen paralel dairelerinden oluşmuş bir haritalandırmaya imkan verecek bir şey oluşturuyor. Diyelim bir koordinat sistemi oluşturuyor. Diyelim ki Greenwich rasa tanesi de şu nokta diyor. Tam olarak sizin dediğiniz şu böyle ifade edersek, böylece ifade edersek tabii, daha kolay tabii, anlaşılır. Tabii. Ondan sonra her bir paralel dairesiyle işte meridyen dairesinin çakıştığı noktada bir tane nöron yapıyor. Evet, evet. Değil mi? Aynen. Ateşliyor. Olayı evet, bu yani. Tabii, aynen öyle. Yani burada bu girişten şöyle bir noktaya da gelebiliriz aslında. Bulunan alanın alanın genel yapısını bozan şekiller için place cell aktivasyonu. Fakat
Altyapısı için gridsel aktivasyondan bahsedeceğiz. Bu şu anlama geliyor aynı zamanda. Bazı placecel hücreleri aktivasyonları gridsellerle de çakışabilir. Ama gridsel hücrelerin hepsinin aktivasyonu placecel anlamına gelmez. Yani gemi gittiği zaman, dünyaya gittiği zaman onun yerini başka şekilde işaretlenemiyor. Aynen öyle. Bir şey soracağım. Buyurun. Bu benzetmeyi de düşünerek ama biz her bir girdiğimiz konum için ayrı ayrı haritalar biriktiriyoruz değil mi? Tek bir dünya üstünde hareket etmiyoruz her seferinde. Yani Türkiye işte şu paralelde, şu enlemde demiyoruz da her bir konum için ayrı paralel ve enlemler mi? Şöyle bir şey aslında. Ben matematik köyüne dün ilk kez geldim. Kafamda bir matematik köyüyle ilgili bir kafamda bir şey vardı. Bazı fotoğraflar görmüşüm falan. Ama içine girmemişim hiç, bilmiyorum. Yani bir şey yok. Kesikli bilgiler var zihnimde. Geldim. Bana çok karmaşık geldi. O ayrı mesele. Şey olarak ama çok da güzel geldi. Bir şeylere bir şeylik, familiar bir şeyler arıyorum. Bana yakın olan ve duyguyu arıyorum aslında. Yani girdiğimde dolaşırken duvarın kenarından dönerken lokantayı buluyorum. Evet. Ya yaptığım şey de o. Yani ya lavaboya gidiyorum ya da lokanta ya da su nerede var filan diye arıyorum. Yani temel ihtiyaçlarımla ilgili bir böyle sürekli bir tetikte olmam. O nerede? O nerede o? Ya da mesela şey yapıyorum, değil mi? PlayStation'a gidiyor, lokanta oluyor. Lokanta üzerinden de başka yerleri artık ona referansa bir, o gridsel değil, yanlış anlamayın. O bir PlayStation artık benim için. Ona göre de bir nispi olarak etrafı da tanımlamaya başlıyorum. Yani şey vardır, bilirsiniz, eski Yunan mimarilerinde böyle merkezden çevreye doğruydu. Bana çok şey gelir, estetik olmakla birlikte aynı zamanda çok da anlamlı bir yanı vardır. Merkez şeydir, agorasıdır oranın artık. Agora'dan etrafıydı. Agora herkes için bizim ortak placecel grubumuz gibi bir şey oluyor yani. Daha doğrusu merkezimiz gibi bir şey oluyor. Ben bir şey söyleyeyim. Arkadaşın sorusundan yola çıkmıştı. Şimdi hipokampusun hafıza formasyonu üstündeki etkisini de biliyoruz. Buradaki, oradaki temsil sonra onu başka bir yerde hafızaya alınmasında da etkiliyor. İleride söyleyeceğim bir şey şu an söyleyeyim. Hı-hı. Şimdi burada aslında bellek süreçlerinde şundan bahsetmek lazım. Kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek. Bunların ilgisi nedir? Şimdi ben gözümü kapatarak yaşamıyorum değil mi? Yani görmeyle ilgili bir sorunum yoksa bunu görerek yaşıyorum. Ve bu, buna dair bütün mekan algımda semantik anlamda öğrendiğim, koku olarak öğrendiğim ya da başka türlü dünya bilgilerini almak yoluyla öğrendiğim bilgilerle mekanın örtüşmesi durumu var. Şimdi değil mi? Ama aynı zamanda birisiyle kavga ettiğim bir mekanla da ilgili özel bir bilgi de oluşabilir benim zihnimde. O mekanın çok da spesifik özelliği olmamasına rağmen ben oraya gittiğimde bütün ayrıntılarına kadar ya da çok temel ayrıntılarına kadar ben o zihnimde orayı canlandırabilirim değil mi? Benzer bir şey şu da var. Çok iğrenç ya da aşırı güzel bir kokuyla bir ortamda bulunmanızla nötr, hiçbir koku olmadan aynı ortamda bulunmanız arasındaki fark gibidir. O kadar örtüşen encode etme yani birbirinden farklı antiteleri toplayarak bunlara dair bellek şebekesi oluşturmakla ilgili de hipokampusun çok önemli bir bellek süreci var. Görsel mekansal bellek bunun olmazsa olmaz bütünleyici bir şey zaten parçası diyebiliriz en azından. Bilmiyorum yeterli olduğunu. Cihan, bir şey soracağım. Bu özellikle duyguyu kattığın, yani mekana duyguyu kattığın yerlerde amigdala ile ilgili bir... Tabii ki amigdala ile ilgili kısımda zaten hipokampal formasyonun kafes devresinin daha geniş bir çevrimi için amigdalanın da içinde olduğu bir şebekede icra edildiğini hatırlamakta fayda var. Yani hipokampal formasyon zaten bu kafes devresinin bir parçası aynı zamanda. Bu şekilde. Şimdi mesela şöyle bir alıntı faydalı olduğunu düşündüm. Bilişsel haritalandırma bizim için önemli. Bilişsel haritalandırma ne demek? Demin bahsettiğimiz şey. Tanıdık, bir ortamın tanıdık olup olmaması ve o ortama yönelik hedeflere dair bir şey hatırlatır bize, bilişsellik.
değil mi? Bilişsel haritalandırmada buradaki niteliksel yapının bellekten geri çağrılmasıyla ilgili. Görsel mekansal belleğin özellikleriyle ilgili. Burada yine John O'Keefe Nobel adamlardan birisi bununla ilgili bir kognitif haritalandırma ile ilgili hipokampüse yönelik çalışmalarını bulundurduğu bir kitap yayınlamış. Bunu da anmak istedim burada. Şimdi bununla ilgili tanımlayıcı çalışmalar nasıl ediliyor? İşte kısaca geçersek, çünkü birçok şey söylediğimi düşünüyorum. Bunlar aksiyon potansiyelin kaydedilmesiyle elde ediliyor hipokampüs üzerinden. Bölge içerisindeki önceki konumlarda dolaşırken, aktiflenirken yeni bir nesne eklendiğinde aktivasyon olmuyor. Sonraki çalışmalarda belirli bölgelerde ve konum spesifik nöron netleştirmesi görülüyor. Çevrede herhangi bir faktör değişiminde sıçanın gittiği yere bağlı olarak ateşlenen network dinamiği ve ilişkisi de buna göre yeniden kurgulanıyor. Burada iki önemli faktör birbiriyle etkileşimli olarak önemli çevresel işaretler, koku olabilir, uyaran tipindeki sıra dışı değişim olabilir ya da çevresel sınırlar olabilir. Sesin de bulunduğu bir ortama sokalım hayvan. Ve gittiği köşede normalde tık 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 ses veriyoruz o hücreye diye bir şeyin bulunduğu konuma. Köşedeyken ya da herhangi bir yerdeyken tak diye bir ses gelsin. Yani onun duyabileceği, algılayabileceği bir frekans. Şimdi bunu defalarca denedi bu hayvan. Ve hep aynı patern. Şimdi burada yine ne yapacağız? Duysal kortekste bütünleşik bir, yani bunun da yardımı olan bir şey olacak değil mi? Haritalandırma olacak ya da placeel ile ilgili bir aktivasyon gerçekleşecek. Yani duyum tipleri de buna yardımcı oluyor. Görsel mekansal şebeke oluşumuna. Bununla ilgili 1971'de çalışma yapılmış ve farklı tipte hipokampüsler üzerinde yapılıyor. Görüldüğü gibi bir kapalı bir alan içerisinde sıçan kuruluyor ve bunun kamerayla izlenmesi şeklinde aynı zamanda nöron aktivasyonu gözlemleniyor. Demin söylediğim şeyi biraz üzerinden geçmek gerekirse mesela placeel yardımıyla navigasyonla placeel aracılığıyla navigasyon arasında fark var. Yani birisinde alanın şebeke olarak temsili, birisinde ise şebekeden ziyade o bölge içerisindeki spesifik bölgeye özellikle bir hücre aktivasyonundan bahsetmeliyim. Ben bir şey sorabilir miyim? Dişilerde ve erkeklerde farklı dişilerde placeel daha aktif bir rol oynuyor olabilir mi glisele göre? Yani erkeklerde daha çok şey çok güzel bir soru. Bence oynuyordur. Bilmemiz öyledir. Evet, bence şundan dolayı. Yani oksitosin dengesinden tutun da bir takım nasıl diyeyim? Yani çok spekülasyon olacak söyleyeceğim şey ama yani mesela sıçan tipi bir memelide yavrusuna annelik yapmaya ilişkin bir özel bir buna ilişkin bellekleme, güçlü bir bellekleme süreci olabilir. Çünkü güvenli alan inşası ya da arama süreci bunun bir parçasıdır. Belki daha yüksek bir ateşlenme paterni elde ediyor olabilir. Ya da daha belirgin bir... Çünkü eski günümüzde de böyledir yani. Evet yani çok mümkün bence. Ama şöyle bir şey de tersine şunu da söylemek mümkün. Yırtıcı bir memeli düşünelim. Bu av arayışı sırasında bölgenin haritalandırılmasını da çıkartmak zorunda. Evet. Buna dönük de belki onda da gritsel diyelim ki daha aktif ateşleniyor. Yani bilemiyorum hani çok spekülasyon oldu ama özelleşmiş durumlarda olabilir diye tahmin ediyorum. Evet. Buyurun. Görmesi engelleyen veya görünmeyen harilerle yapılmış çalışma olur mu? Onunla ilgili yapılmış çalışma var. Aslında iki şeye ben bahsedeceğim. Birincisi vestibüler sistem. Yani denge sistemi hasarlanmış sıçanlar. İkincisi de körleştirilmiş sıçanlar. Şimdi ileride bahsedeceğim ama şimdi bahsetmemde hiçbir sıkıntı yok. Neyse ileride bahsedeceğim. Daha iyi olacak. Şimdi bu alan şebeke hücresi ilişkisinde şu dominantta da görüyoruz. Yani placeel'in grid bir zemin olduğuna göre placeel'in
ne kadar ve nerede özelleşmiş olarak aktive edildiği şebekenin mimarisi için çok da önemli. Yani o bölgelerde ortaklaşmış gris sel noktalarıyla place cell'in dominant olarak daha yüksek aktivasyon paternine sahip olduğu noktalar bizim için öncelikli olarak işaretlenmiş bölgeler bu anlamda. Şurada bir video var. Eğer çalıştırabilirsem. Ne demek istediğim daha rahat anlaşılır. Şimdi bir neyze konulmuş hayvan ve şimdi ileride şey duyuyorsun. Tık 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 tık. Böyle çok güçlü bir frekansta. Biraz uzun ama ileride atlayarak daha da iyi anlatabilirim. Şu an kayıt alıyor. Bakın. Ateşledi. Ateşledi. Burada güçlü ateşlemeler oldu biliyorsun. Tamam. Ateşleri dışarıdan verilen mi? Ses, bu, yani sese çevriliyor. Nöronal aktivite sese çevriliyor. Nöronal aktivite sese çevriliyor. Bu grissel kaydı diye biliyorum ama çünkü ama şöyle de bir şey olabilir. Gitti, yeniden geçti aynı yerden fark ettiyseniz. Yani yeniden geçerken güçlü bir ateşleme oldu orada. Yani placeel olma ihtimali de çok yüksek aslında. Bir şey soracağım. Fare de duyuyor mu sesi? Fare sesi duyuyor mu? Yani o muhtemelen izole edilmiştir. Yani böyle tahmin ediyorum. Bakın aynı şekilde aynı yerden geçerken bir daha. Ben şey diye anladım hani mekandaki referans noktalar. Gibi, evet. Öyle bir tane referans nokta olmadı. Referans, ama oradan geçti belki oraya koku bırakmış. Feromonal yani, bir yanı olabilir yani bilemiyoruz. Orayı, o çalışmada bununla ilgili bir bilgi olmadığı için aktaramıyoruz ama. Çünkü Yunanca feromondan çok yakın. Koku merkezlerinden çok yakın. Sınırların renkleri farklı ama onu bu şekilde referans almış olamaz. Nereye? Sınırların renkleri. Gölge o ya galiba. Yani bana şey mi geliyor? Burası duvar. İç yüzeyi gibi geldi. Daha çok. Yani mesela onun açısından çok yükseliyor. Şimdi biraz anatomisinden bahsedelim. Çok da canımızı sıkmadan aslında. Nelerden bahsettiğimizi görelim. Yani bu formasyon ve hipokamp dediğimiz hipokampal formasyondan bahsediyoruz. Bunun içerisinde korna ammon istediğimiz, ammon boynuzu dediğimiz alan dört parçaya bölünüyor. Deltat gyrus, subiculum ve internal korteks var. Internal korteks, yani buradaki bütün yapılar insanda da zaten bir takım morfolojik farklılıklarla ya da histolojik farklılıklarla zaten insanda da var olan yapılar. Onun için aslında şu varsayımda bulunabiliriz. Yani bizde de buna benzer bir şeyler olmalı herhalde. Henüz bakmadık o kadar. Ama buna benzer bir şey olmalı. Ama klinik tablo olarak mesela şeylerde, Alzheimer'lerde yol bulma evet, evet, kaybının olduğunu düşünürsen tamam. Tabii, şey yani histolojine delik evet, Alzheimer'deki o tipolojiye çok benziyor. Özellikle entorinal korteksin de bağlantılı olduğu bir şey olarak düşünürsen. Yani, Alzheimer'ın ilk belirtilerinden biri yolunu kaybetmek. Kaybetme, bulamama, evine geri dönememek gibi mesela değil mi? Hani onun için... İnsanlara da baktığında çalışmalar PSL'deki. Placeel'le ilgili hücresel düzeyde henüz yok da, mesela daha çok elektrofizyolojik dışarıdan aktivasyon ölçümüyle ilgili teta bandının, yani şöyle söyleyeyim, mesela elektrofizyolojik ölçüm oluyor, belli bir görsel mekansal alan içerisinde ya da uyaran zinciri içerisinde. Bunlarda oluşan teta aktivitesi, ki bunu daha çok John O'Keefe çalışıyor, yani teta üzerine uzmanlaşmış birisi. Teta aktivitesinin şiddeti ve onun salınım düzeyi nin zayıflaması Alzheimer için bir ipucu oluyor. Çok, yani bununla ilgili yapılmış bir takım çalışmalar var. Burada henüz sunmadım ama böyle çalışmalar da olduğunu söyleyebilirim. Teta aktivitesi nedir? Efendim? Teta. Şimdi şöyle söyleyeyim. Elektrofizyolojik data hiç gördünüz mü acaba? EEG datası yani. Belli elektrotlar, belli lokasyonlarda bir kep üzerinde olmak suretiyle başa takılıyor. Bir kep var kafamızda.
Bunun üzerinde elektrotlar var, özel elektrotlar. Bir uyaran tipi veriyorsunuz, bir görev uyguluyorsunuz kişiye. Ekrandan verdiğinizi düşünelim. Tamam, en basit şekilde anlatayım. Ekrandan verdiğiniz uyarana bağlı olarak, uyaran görsel bir uyaran ya şimdi. Buna bağlı olarak çok kısa bir sürede, kısa süreden kastettiğim de şu, uyaranın ekrana çıkmasından diyelim ki 50 ile 100 milisaniye sonra korteksten ölçüm aldığımız bu alanlarda belli dalga formları oluşuyor. Bu dalga formlarının anlamı şudur. Bu elektrotların altında bu baktığı korteks bölgesindeki nöron grupları, korteksteki nöron gruplarının olaya ilişkin olarak, ortak olarak aktivite gösterdiklerini gösteren bir şey. Şimdi aslında bahsettim, bu temporal lobta da var. Buraya da takıyoruz mesela böyle bir, burada da belli sayıda var. Mesela tam hipokampüse denk gelen temporal alanla bağlantılı olan bir şeyde, elektrotta oluşan dalga formu frekanslara ayırabiliyoruz. Alfa, beta, gamma, delta gibi. Teta gibi. Teta da bunlardan birisi. Teta'nın bazı özelleşmiş halleri var. John O'Keefe'in çalışmaları da bununla ilgili. Hipokampüs için çok çok dışarıda olmuyor mu? Ama şöyle, temporal ne? Yani bellekleme süreciyle ilişkili. Mesela şöyle, görsel mekansal belleğimizle ilişkili daha da özelleşmiş alan ne? Bizim sağ temporalimiz diyelim mesela. Bu alanla ilişkili olan entorner korteks ve diyelim ki hipokampüs alanından direkt yakın bölge olmasından dolayı ateşleme paterni açısından da uyum sağlar. Şeyi söyleyebiliriz mesela, yani bir ensefalit hastası için diyelim ki ensefalit hastasının temporal lobunda daha doğrusu temporal lobunda bir şey var diyelim, enfeksiyon oluşmuş ve bundan dolayı burada buraya özgü epileptik nöbetler geçiyor bu kişi diyelim. Bu epileptik nöbetleri siz nasıl anlarsınız? Herhangi bir anda bu elektrotlardan aldığınız uyumda burada oluşan dalga formunun frekansı farklıdır. Siz derseniz ki burada bir epileptik nöbet gerçekleşiyor. Yani ama bu sadece temporal lobda değil, hipokampüste de olan bir şeydir. Onu bilmiyordum, öyle olma. Hipokampüs çok uzakta. Aslına ya, bakarsanız beyin sapından da çok az olmak üzere sinyal alır. Elektriksel aktivasyon. Belli filtrelerle tamamen kurtulursunuz ama zaten görsel olarak çok da iyi göremezsiniz. Ama almaktadır bir şey olarak, sinyal almak. Yani bunları klasik EEG diye düşünmemek lazım. Tabii. Bunlar daha ayrıntılandırılmış. Evet, tabii. Şimdi demin bahsettiğimiz gibi kısa süreli bellek ve kısa süreli belleğin uzun süreli bellek haline dönüşmesiyle ilişkili bir yanı var bu. Görsel mekansal alan icrasının. Alan önceliğinde hipokampüsün öğrenme ve bellek dışında mekansal adaptasyon ve farkındalığı kapsamlılığı bilinmektedir. Bu Fornix'ten bahsetmiştik. Temel olarak bütün derinin limbik sistemle bağlantı kurulduğu ablasyon ve stimülasyonda davranışta endokrin ve vizeral işlevlerde değişim gözlemleri. Bunun anlamı şu, herhangi bir yapısındaki farklılık, farklı bir diyelim ki orada bir hücre grubunun aktivasyonunun tamamen ortadan kaldırılması durumu sadece mekanın simülasyonunu değil, aynı zamanda diğer bedensel altyapıları da etkileyebiliyor. Can. Efendim? Son 10 dakika. Son 10 dakika, tamam. Hızlanıyorum. İlk son 10 dakika. Gitmek üzere. Şuradan bahsedeyim ben. Şimdi vestibüler lezyonun etkisi şu anlama geliyor. Vestibüler sistemi bir kısaca açıklayalım. Vestibüler sistem dediğimizde denge sistemlerini tamamlıyor. Yani bedenin bulunduğu yerdeki hareketinden tutun da kendini bulunduğu uzayda tanımlamasına kadar bir sürü etkinliği var. Denge sistemi. Denge sisteminin altyapıları nelerdir? Cerebellum, yani beyincikten tutun. Ayak tabanından aldığınız taşınan sinyallere kadar işte görme bunun bir parçası. Denge organı, kulaklardaki denge organı bunun bir parçası. Değil mi? Yani bunlar hep iç içe geçmiş. Hatta beyin sapındaki belli hücre grupları, bunların bilginin toplanıp
daha üst yapılar, hatta bir prefrontal korteks aktivasyonu belli hücre gruplarında. Bunları da kapsayan böyle kompleks bir sistemden bahsediyoruz. Ama görsel mekansal algı çok önemli bunun içerisinde. Ama şunu söyleyebiliriz. Peki biz bu sıçanlarda denge organını zedelediğimizde ne olacak? Ya da bırakın denge organını, sadece kulağı zedeliyoruz, denge organı kalıyor. Değil mi? Şimdi bir kere denge organına hasar verdiğimizde ve bilateral olarak, çift taraflı olarak zarar verdiğimizde bunların görsel mekansal belleğin işletilmesinde ciddi bir problem oluyor. Yani çünkü denge ile bağlantılı olarak bir koordinasyon sistemini de bunun üzerinden kuruyor. Koller hasarı bununla birlikte alan hücrelerinin aktivasyonunu etkileyebiliyor. Ama bunun da birlikte duyum kaybıyla, yani sağır bir hayvanı ortama sağladığımızda dengesinde problem yoksa bu benzer sağlıklı bir hayvan gibi aktivasyon paterni gösterebilir. Uzaysal bellek sorunları Alzheimer hastalarının belirtilerinden de demin bahsettik. Can, vertigo nereye oturuyor? Vertigo nereye oturuyor? Şu anlattığında denge meselesi daha mı farklı bir şey? Şimdi aslında çok iç içe geçen konular. Şöyle, mesela yarım daire kanallarının içerisindeki krista hücrelerindeki bir takım kayıplar, yani orada sinyallerdeki diyelim ki kopma, zedelenme, yerini alamama, yeni bir ürünün yerini alamaması meselesi kısa süreli de olsa bir denge kaybına neden oluyor. Yeri, ama belleği etkilemiyor herhalde. Belleği, yani Meyner hastalığı olsa etkileyebilir diye söyleyebilir sanırım. Meyner hastalığı bunun hani artık kalıcı hale geldi, bir kurtulamama durumu var bundan. Ama geçici durumlarda böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Sadece bir dengesizlik olarak. Tabii dengesizlik, geçici bir dengesizlikten bahsetmiş oluruz. Bir de şundan bahsedeyim, bitiriyorum. Bu şimdi Nobel Komitesi'nin bu o şeye ödül vermesi, bu çalışmalara ödül vermesi aslında çevremizi nasıl algıladığımızla ilgili temel bir sorudan kaynaklanıyor. Ama bunun altını çizmek lazım ki tam olarak karşılığını bulabilmiş bir şey değil. Yani bu budur diyemiyoruz. Çünkü henüz belki de sadece grip ve PlayStation yeni bir bakış açısıyla başka tip hücreler, başka bir ateşlenme paterni de gösteriyor olabilir. Başka bölgelere özgü bir işlem de olabilir. Tanımak gerekirse işte John O'Keefe, ABD, İngiltere'de çalışmalarını, ABD ve İngiltere'de çalışmalarını yürütüyor. Moser çifti ise Norveçli ve psikolog. Psikolojik kökenli bilim insanları. Yanlış hatırlamıyorsam Maybrit Moser tıp Nobel tarihinde 14. Ödül alan kadın. Yani aslında tıp alanında kadınlara çok az ödül verildiğinde buradan yürümek yok. Çünkü erkeklerin sayısı çok fazla. O anlamda da önemli, yani bir kadının Nobel ödülü almış olması. Bir de şey söyleyeyim, yani O'Keefe'in çalışmaları daha çok place'sel ağırlıklı olup Moser çiftinin çalışmaları daha çok grid'sel ağırlıklı. Bunların birleşimi olarak bir şey oluşuyor. Nobel ödülünü hak eden bir çalışma zincirine oluşuyor. Biraz sizin de sorularınıza şey olacak şekilde, zemin oluşturacak şekilde. Hani buradaki yapılan çalışmaların evrensel nitelikli olduğunu zaten görebiliyoruz. Memeliler için özellikle. Alan haritalandırılması, mekanın yeniden temsiliyetinin zihinde oluşturulması ve hatta gözünüzü kapattığınızda şey vardır, Sherlock dizisini izleyen var mıydı bilmiyorum ama şöyle bir şey vardı, zihin sarayı diye bir şey geçer orada. Bir yere girmiştir zamanında, yeniden hatırlaması gerektiğinde gözünü kapatır, bütün uyaranları kapatır zihnini ve orayı yeniden zihninde canlandırır ve bütün ayrıntılarına kadar canlandırır. O Sherlock'a özgü belki gözlerken zihin sarayı dediği şeydir. Aslında zihin sarayı dediğimiz o place-cell ve grid-cell'lerle oluşturduğumuz dünyaya verilen at anlamına geliyor. Alzheimer çalışmaları için bir temel teşkil ettiğini biliyoruz. Simülasyon kısmı
kısmından belki bahsederseniz, simülasyonda nasıl etkiler oluyor? Ha. Gerçekten o anlamda... Bu benim sorumlu şundan dolayı, çünkü onunla ilgili herhangi bir kaynak görmedim. Simülasyondan kastettiğim şu. Yine mesela üç boyutlu görüntünün olduğu küresel bir mekan düşünelim. Böyle ortamlar yapılıyor. İçindeymişsin hissi yaratan. Bir koltuktasın ya da ayaktasın. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü biz, ben EEG'yi takıp ya da fMRI cihazıyla birlikte birisini ortama sokamıyorum. Yani Apple'da da fMRI uygulaması olmadığından dolayı. Yani onun için bir yere sabitlememiz lazım deney yapacağımız kişiyi. Üç boyutlu bir mekan gerekiyor ama. Diyelim ki değiştirebildiğimiz mekanı küresel olarak oluşturuyoruz ve içine sokuyoruz kişiyi. Şimdi burada o kişiden bilgi toplamak kolay olacak ama sürekli bir data akışı var. Şimdi bu sürekli data akışı problemini çözersek kişi de place ve grid cell ile ilgili bir simülasyon yaratabiliriz diye düşünüyorum. Biraz masraflı bir çalışma oldu. Anlatabildim bilemiyorum ama yani ölçüm kısıtlığını açabilmek adına kişiyi yeni bir ortama sanal olarak sokmaktan bahsediyorum. Belki oradaki algı farklı olmayacak. Efendim? Oradaki gerçeklik algısının farklı olduğu. Yani mesela sanal müzeler yapıldı. Ne kadar gerçek bir şey koyabildiğinizle bağlı aslında. Sanal müzeler yapıldı mesela. Evet. Sanal müzeleri gezdiler ama şimdi tam hatırlayamıyorum ayrıntısını. Bir müzede somut tabloyu görmekle işte sanal olarak gezmek arasında algı farklılığı olduğunu söylemişlerdi ama detayını hatırlamıyorum. İşte aslında zaten bir çerçevenin içerisinde mekanı sıkıştırmayla ilgili bir şey. Çerçeve onun referansları oluyor ve referans başlı başına baktığınız şeyi etkileyen bir şey. Yani belki de o sanal gerçeklik algısına neden olan bir şey yani. Hani biraz belki bununla da ilgili çalışma... Şu oyun üreten firmalar bunlarla ilgili bence aslında çalışsa, onların elinde çok paralar var bunlar. Çok güzel şey. Çalışıyorlar zaten biz. Belki de. Bu Alzheimer işte nörodejeneratif hastalık sürecinin aslında sanal gerçeklik türü rehabilitasyon yöntemi. Belki neden olmasın yani o telepatik yöntem var ya oradan malzeme çıkarırız. Öyle yöntemler kullanılıyor. Akşam sunumunda onların video gösterimlerini yapacağım. Süper. Yani bundan sonraya koysaydım böyle. Azgar oldu yani. Londra'da taksi şoförlerine yapılan bir tane var, o mu vardı? Onu bilmiyorum. Ne için? Önceden. Ha evet. Simülasyon da. Hatta bu konuda ne kadar yetisi yüksek insanlar haline geldiklerine ilgili böyle makale yayınlanmıştı bununla ilgili. Yani çok da güzel bir makaleydi. Kim yazdı hatırlamıyorum. Yani sokaklara göre kişinin bütün aslında haritası var yani New York'un haritası var ve çok rahat da ulaşabiliyor. Çok herhangi bir kişiden çok, çok daha rahat canlandırabiliyoruz zihninde falan yani. Benim sunumum bu kadar yani sorunuz. Ben bu arada Can'a teşekkür etmek istiyorum. Can aslında Oliver Sacks sunumu için gelmişti. Sunumu benim hazırlamam gerekiyordu. Ben hazırlamayacağım. Can sen bunu da anlatırsın.